Selamun aleyküm. Ben Muammer. Ailemi sevdiniz mi? Bunları diyemiyorum oğlum. Bunları babam da sever. Ben bunlardan bahsediyorum. Asıl zor olan bunları sevmek. İşte 30 senemi birlikte geçirdiğim iki gözümün çiçeği, prensesim, biricik hanımım. Armunadı Ramazan. Yanlış anlamazsan bir şey soracağım. Senin adın niye Ramazan? Ben doğunca babam üşengeçliğinden rahmetlik Ramazan abimin nüfus cüzdanını bağ vermiş. Sonra baktım ki sen bağ hallanıyorsun. Gittim kimliğimi kadına çevirdim. Ya öz karıma Ramazan diye hitap etmek bağ itici geldiği için ona Ramazan diyemiyorum. Ne mi diyorsun? Rambo! Ha. Şu ensemin terini bilsin lan! Aha, bu da benim büyük oğlan. Tek hücreli canlılarda bile bundan daha fazla beyin hücresi vardır. Erdinç, direksiyon intihamına hazırlanıyorsun değil mi oğlum? Bak dört dört kalıyorsun. Beşincide de kalırsan seni günde beş vakit duyarım ona göre. Ya siz bana sordunuz mu sen belediyede şoför olmak istiyor mu diye? Belki benim hayalimde başka bir meslek var. Öyle mi? Neymiş senin hayalindeki başka meslek de var evladım? Jinekolog. Şuna bak ya. Gözüyle görse korkacağı şeyin doktor olmak istiyor. Allah'ın davarı. O intihamı geçeceğim oğlum ona göre. Anne streçe sokuyor ama ya. Sanki ben keyfimden kalıyorum. Hep bir talihsizlik geliyor ya başıma. Ne geliyor la başına? Son intihamı hatırla baba ya. Karşıma kedi çıkınca bir anda direksiyonu kırmak zorunda kaldıydım. Hale o direksiyonun taksidini ödüyor. Çocuğa otobüsü vermiyorsun ki sürüp kendini geliştirsin. Teorikman çok kuvvetli ama iş burada gelince şapşırık kalıyor işte. O ne yapsın? Sanki otobüs benim babamın malı. Belediyenin malı ya. İyi ya onun için ver diyorum zaten. Aha. Bunlar da hiç güveysi damadım ve işe yaramaz kızım. Bunları da yeni eve. Muammer baba artık gitsek mi ya? Bizim 3 saate yatak odasında olmamız lazım. Malum çalışmalara başladık. Biz partnerim Esma ile birlikte çocuk yapmaya karar verdik ve burası çok önemli. Dün gece 1.28 itibariyle de çalışmalara başladık. Tamam tamam sakin yok bir şey. Şofben bozulmuş. Bizim çok acil çok sıcak suya ihtiyacımız var. Malum çalışmalara başladık. 5 kavanozu 100 liradan 5 kavanoz bal aldım. Malum çalışmalara başladık. Çalışmalara ufak bir civara molası. Çalışmalar olanca hızıyla devam ediyor. Lan oğlum ne çalışmasıymış bu ya? Bu kadar çalışmaya bakınca ya mora attı döşenirdi be. Günü gününe çalışıyor baba. Son güne kaldı mı kafamız karışıyor. Yani babacığım. Hay bir zengin çocuğumuz ki öyle çalışmadan olsun. Bizim her şeyimiz alnımızın teriyle çok şükür. Kızım sen ne diyorsun ya? Sanki bir de çok sevimli bir şeymiş gibi herkesle bunu paylaşıyorsunuz ya. Harbiden doğru. Oo, Eren Efendi siz burada mıydınız? Nihayet telefonla vedalaşıp ailemize şeref verdiniz. Ya bırak baba ya benim derdim başımdan aşkın zaten. Bu da benim küçük oğlan. Ben nereden bileyim bu oğlan başımıza bu kadar dert açacak. Da baban geldi. Bak, 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 bak. Sürpriz Muhammed. Bak, oğluşumla seni iş yerinde ziyarete geldik. Sen asıl sürprizi 25 sene önce bu davarı doğurarak yaptın lan. Mizahşör babam benim ya. Ben babamı yumuşattım telime konuya giren ya. Muhammed, benim sana bir şey açıklamam lazım ama söylemesi daha o kadar da kolay değil. Neymiş? Bu oğlan senden değil. Ne diyorsun sen lan bu? Senden olsa otobüsü verirdin. Ya saçma sapan konuşma Kadir, otobüsü vermeyle babalık teslim olurmuş. Bu nasıl bir emniyat testi canım? Kerime'nin oğlu doktorluğu okuyor diye babası akşama kadar kendini ameliyat ettiriyormuş. Ya geç saçma sapan konuşup durma öyle şey mi olur Allah aşkına ya? Kendin sor. Bizim oğlan estetikçi olacağım baba diyor. Bu ana akşam da ciciklerimi silikon yaptıracağım amme. Her şey çocuklarımız için kardeşim. Bak işte hadi bir durak sürdür ha. Tek başına sürdürmem. Kucağım da sürecek ama. Allah'ım şu gözelliğe bak ya. Hay maşallah. Ben şimdi iniyorum. Güzel güzel. Kavga etmeden sürün. Haydi canım. Bu ne hali ya? Evet. Çok mu komik lan? Belki adamın belden yukarısı tutmuyor.
Benim hayırlı evlat olarak babamın eli kolu olmam mı konik akrabam? Ne saçmalıyorsun lan sen? Herkesin babası yatalak olur. Benimkisi çok elek oldu. Çöktüğü yere oturup kalıyor. Bütün duyularını kaybetti. Sadece çökme duyusu kaldı bu gariban babamın ya. Yolcuyla polemiğe girme lan. İşine gücüne bak. Pardon, kartım yok da içeriden alabilir miyim acaba? Tabii kızım, sor bakalım içeri. Baba, lütfen zorluk çıkarmayalım. Hanımefendi benimle. Ah, çok teşekkür ederim. Yalnız 5 dakikayı park otelde olabilir miyiz acaba? İkimiz mi? Yok yani otobüs olarak. Toplantıya gecikiyorum da lütfen. Henüz hiçbir şeye geç kalmadık güzel bayan. Hayat bizim için yeni başlıyor. Sıkı tutun. Hadi bismillah. Aşk Yozgat'ta yaşanıyor güzelim. Tıs. Yozgat bana, ben Yozgat'a özelim. Senin ile cehenneme giderim. Hayat güzel devam ediyor. Sevmek lazım, görmek lazım. Havamızı bozmayalı. Aşk Yozgat'ta yaşanıyor güzelim. Şimdi seni damar gibi güverim. Lan sala, önüne bak. Gazino mu lan burası? Oğlum sileceği niye çalıştırıyorsun? Yağmur yok, bir şey yok. Baba direksiyon hakimiyetini galiba kaybedeceğim. Kaybetme kurban olurum, dur. Bunu da al bulunsun, lazım olur. Ana, kaynatamın otobüsü değil mi ya o? Bizim yatak işini halletti mi acaba ya? Yaylardan gereken randımanı alamıyor. Trafik kazalarının çoğu dikkatsizlikten olur. Bizimkisi ise mallıktan oldu. Kendine doğru gelen otobosa fingirdek hareketleri yapan eniştem resmen gelin beni çığlayın diye bağırıyordu. Ya enişteme çarpacaktık ya ağaca. Tam bir kriz anıydı. Krizi fırsata çeviren babamın direksiyonu çevirmesiyle eniştemin silek gibi cama yapışması bir oldu. Ya işte aynen böyle böyle oldu. Yok ya. İyi oğlum, sen benim başımdan geçen mevzuyu niye bana baştan bir daha anlatıyorsun? Yani enişteme senin vurduğunun altını çizmek istedim. Kolumdaki 32 kırık da değil. Ama bu iş eğer çalışmaları sekteye uğratırsa o zaman görün bakalım. Sen sordun mu tahareti nasıl alacağım? İlk onu sordum kız. Dedim ben bu ellerle tahareti nasıl alacağım dedim. Fortum tutsunlar dediler. Fortum tutsun evet, mu? Evet, alttan fortum tutsunlar dediler. Kim tutsun dediler? Erdiş tutsun dedim. Tutsun dediler. Tamam Erdiş, sen tut. Siz gerizekalı mısınız ya? Allah aşkına söyleyin, beni düşündürten ne oldu? Seni onure etmek istedim oğlum. Allah razı olsun. Kim ya bu? Yan komşudan tazikli araba hortumu istediydim Halil için. O geldi zar. Eren efendi, sesin soluğun çıkmıyor. Benim kafa gidik bu aralar. Aşk meş meselesi. Aşk meş meselesi mi? Çok affedersin oğlum. 18 yaşında olup da hala daha tumanını anasının yıkadığı oğlumun aşk meş meselesi dururken biz kalkmışık. Burada damadımı otobosla nasıl çınadık onu konuşuyor. Babacığım, biri geldi. Yok ya. Halbuki sabah kapının vurulmasından anlamalıydık. Nasıl akıl edemedik bunu? Nasıl acaba bilemiyorum baba, ama bir kız geldi. Bayağı böyle kız şey, erkek olmayan biri yani. Ve kardeşimle görüşmek istiyormuş. Hayır, benim anlamadığım bir kızın Erdinç'le nasıl bir alakası olabilir? Sabah otobostaki kız herhalde baba. Ama şimdiden söyleyeyim, ben öyle evlenmeyi falan düşünmüyorum yani. Sütü seviyorum diye evde inek mi besleyeyim babam? Kes lan gevezeni, git bak o kız. Aşkım. Ama Halil'cim. Diş çekiyor la. Fark ettim. Oğlum bak. Kızmayacağım, bağırmayacağım. Bana doğruyu söyle. Nereden çıktı bu kız? Seviyoruz birbirimizi baba. İstanbul'dan bana sürpriz yapmaya gelmiş. İnternetten tanıştık biz onunla. Ne demek ulan internetten tanıştık? İnternet kim baba? Lütfen. Biz de Esma'yla internette tanıştık. Lan oğlum, ikisi aynı şey mi? Sen internet kafe çalıştırıyordun, bu da senin yanında tost basıyordu. Dur be, şimdi şu işin aslını öğreneceğim. Ameliyat. Hanım kızım, buraya istirahate geldiğinizde anacığınızın ve babacığınızın haberi var mı? Benim annemle babam ayrı. Ayrıca ben özgür bir bireyim. Kimseye hesap vermem. Tebrik ederim. Mesele anlaşıldı arkadaşlar. Bu kız bize yaman mağa gelmiş. Anası babası bunu bize kakışlamaya göndermişler. Aç karnını doyurmaya gelmiş lan bu. Ya hanım var, hanım var. Bir bana bak, bir de içerideki bak Muammer.
Yok, gene de o kadar da ön yargıya kapılıp da bir yargıda bulunmamak da lazım. Ben gideyim bu kızın içini dışını bir soruyla öğreneyim geleyim. Beni bekleyin. Sen absin. Hadi tek ve saç. Dombaça neresin? Küçük hanım, öncelikle hoş geldiniz. Kusura bakmayın, elinizi sıkamıyorum. Her yanım alçı. Neyle geldiniz? Arabamla. Hah. Şimdi eğer özel olmayacaksa, kırmızı çizginiz değilse benim bir sorum var. Araba tüplü mü, benzinli mi? Benzinli. Alçı olmasa kolum kırılmıştı. Her şeyi öğrendim. Bu kız bizim servetimizin peşinde baba. Servet avcısı bu kız. Arabası bile benzinli. O araba benzini içer, içer. Ulan ne diyor la bu? Lan oğlum, ortada avlanacak servet mi var? Tut ki servet var. Öyle bir şey için kalkıp İstanbul'dan buraya gelmişse hoş gelmiş, safa gelmiş. Tamam tamam, durun. Şimdi mevzuyu anladık. Eren. Abi. Sen bu kıza bizden bahsettin mi oğlum? Bahsettim abi. Ablam var dedim. Evli dedim. Abim var dedim. Hatta hepinizin fotoğraflarını gösterdim. Baba, büyük resme odaklandım. Bu kız bana kaçmış. Eren, Eren. Bana ulaşmak için kullanıp atacağı basit bir piyon. Eren mi? Sana kaçmış ama kardeşine yumuluyor. Kimmiş piyon? Hedef şaşırtıyor belki de baba. Olamaz mı? Olamaz. Gerçekten böyle bir insan evladı olamaz. Babacığım, ben bu kızla konuşayım. Neticede o da bende bir genç kızız. Bir dertleşeyim geleyim. Merhaba canım. Biz böyle çok sohbet edemedik biliyorum da siz ne işle işgal ediyorsunuz? Ben Taksim'de bir barda şarkıcılık yapıyorum. İşte tarz olarak da country, yer yer blues. Şimdi gerçek ortaya çıktı. Eren duy. Bu kız bir şarkıcı ve buraya menşur olmaya gelmiş babacığım. 25 milyonluk İstanbul'da menşur olamamış, Yozgat'a menşur olmaya mı gelmiş? Hayır, şimdi bu kız Sorgun Plakçılar Çarşısı'ndan Miami'li Haydar'ın çıktığını duymuş olamaz mı? Siz kamera falan açtınız mı birbirinize? Ya abi, bunun konuyla ne alakası var? Demek ki açmamış. Baba, seven kamera açar ya. Lütfen, gerçekten hedef benim. Seven kamera açar baba. Bu kız bana gelmiş. Ne olur anlatın bunu. Ya yeter ya, yeter. Hepiniz kendi derdinizdesiniz. Hiç kimse benimle ilgilenmiyor. Ne var yani? Kimse beni sevemez mi? Kimse bana aşık olamaz mı? Bunda inanılmayacak ne var baba? Ulan bana bak, bana bacak kadar boyundan sesini yükseltme. Şimdi bir tane çakacağım ha. Tamam baba. Tamam bende. Gel Eren'im. Gel kardeşim, gel. Senin ilk rakıyı içme vaktin gelmiş. Gel abin sana ilk rakıyı içirsin. Gel kardeşim. Ben daha önce rakı içtim ki abi. Ne zaman içtin lan? Daha ben içmedim ilk rakımı. Gel o zaman bana ilk rakımı içir. Eren. Sen benim kardeşimsin. Bak, bana istediğin her şeyi anlatabilirsin aslanım. Gerçi siz bana Eloğlu dersiniz. Yanınıza, içinize almazsınız. Her hareketim gözünüze batar. Ablanızla çalışmalara başlamam bile olay olur. Benim babam dediydi, herkes çalışmalara başlar iyi olur. Sen çalışmalara başlarsın, o muammer dert olur dediydi. Tövbe tövbe, ya enişte ne anlatıyorsun bana ya? Her yeri doğruya doğru oğlum. Yahu enişte, olur bu gece de ilgi odağı sen olmasan ya. Benim aslan parçası kardeşim kız kaçırdı ya bugün. Senin kavalını boynuma kravat yapam Eren. Anlat oğlum. Sen anlat, biz dinleyelim bu gece. Sabahacı anlat ya. Hadi beyler, çakın kafalar ısınsın. Hadi buyurun. Hadi çak çak. Anlat oğlum. Anlat, içini dök. Her şeyi anlat. Aferin, anlatmaya devam et. Kalk ulan kalk. Bana sorun bana. Ben ne acılar çektim. Başka acıları çektim, bana sorun. Hatırlayın işte. Benim lisedeki Merve'yi hatırla. Aa! Hayır, Merve'ye girme kayınço. Kötü olma lütfen, Merve'ye girme. Çoktan girdim bile. Lisede Merve diye bir kıza danalar gibi aşık olmuş. Ama kader bu ya. O da edebiyat hocamız Fakir Koray'a aşık. Gözümün önünde aşk mektubu koydu Koray hocanın defterinin arasına. Sevmek çay, sevilmekse şeker. Ve biz garipler çayı şekersiz içeriz. Ertesi gün Koray Hoca geldi, bağırıyor, çağırıyor. Hangi münasebetsiz yazdı bu mektubu? Çıksın ortaya diyordu. Gözümün ucuyla baktım, korkudan tir tir titriyor prenses. Dayanamadım, kalktım ayağa. Ben yazdım ulan dedim. Herkes yok. Olay büyüdü. Müdür girdi devreye. Ardından Yozgat basını, sonra ulusal basın.
Adım öğretmenine aşık. Çocuğa çıktı. Kız ne yaptı peki abi? Ben yazdım demedi mi? Sordum kardeş. Onu da sordum. Çektim kenara. Senin yüzünden yolda yürüyemiyorum. Pandikman yağ oluyorum dedim. Baktı gözümün içine. Demek ki senin de oraya karşı varmış içinde bir şeyler. Dedi. Gözüm dönmüş. Saldırmışım. Dediler ki fakir Koray'ı kızlardan kıskandığım için kızlarla kavga ediyormuşum, dövüş ediyormuşum. Çocuk kızlara saldırıyor diye haber yaptılar. Yozgatlılara göre ben erkek bedenini hapsolmuş bir kadın. Oysa ben erkek bedenini hapsolmuş bir erkek. O dönemler benim ailem Erdinç'le görüşmemi yasakladı ya. Neymiş? Erdinç kapalı kapılar ardında makyaj yapıyormuş, dantelli kulot giyiyormuş. Aa, o dönemde sen o yüzden mi evden çıkmıyordun abi? Şimdi anladım ya. Ah, çok sıkıntı çekti kardeşim, çok. Ama atlattık değil mi ortak? He? Atlattık mı Erdinç? Öyle mi diyorsun enişte? Kendimi eve hapsedip de orada yaşadığım ilişkiye ne diyeceğiz o zaman? Anlatacağım diyorsun. Hayatımın aşkı, yaşama sebebim Tuğçe. Hangi Tuğçe? Sihirli Annem dizisindeki Tuğçe. Çipil çipil gözleri, ipek gibi teni hiç görmemiştim böyle bir güzellik. Aşk fedakarlıktır derler. Tekrarları hariç günde 14 saat Sihirli Annem izliyordum. Ulaşmaya çalışmadın mı peki Tuğçe yengeme? Kaç defa aradım Rütü'yü. Bana Sihirli Annem Tuğçe'nin numarasını verin dedim. Verirler mi ya, verirler mi? Dizideki köpek taciyle muhatap oldular. Benle olmadılar. Erdinç! Ama yeter ya, yeter. Lütfen tamam kapatalım artık ya. Öyle demiyorum abi ya. İnternette falan. İsmini aratmadın mı Tuğçe yengemin? Aratmadım. Ha. Öküzüm ya ben. Bir tek interneti sen biliyorsun. Aldın karıyı geldin ya. Öyle demek istemedim abicim, pardon. Arattık oğlum. Aratmaz olur muyuk? Her gün arattık. Hiçbir bilgi yok ki. Sildirmiş kendini. İnternetten aratınca benim bile çıplak resimlerim çıkıyor. Bu kız hakkında hiçbir şey yok ya. Baktım bu Erdinç hayatına devam edemiyor ya. Saplanmış kalmış bu kıza. Gittim İstanbul'dan bir tanıdık buldum. Kıza ulaştım. Bak kavgana düşmüş Beyoğlu'nda. Şaka gibi değil mi? Sihirli Annem Tuğçe. Pavyon masalarına meze oluyor ya. İşte aşk böyle lanet bir şey, anladın mı? Ben de bu mereti iyi içiyorum ha. Ha burada baba. Erdinç. Erdinç günaydın. Hadi kalk sabah oldu kayınço. Erdinç. Ulan. Kalk. Nerede ulan Eren? Eren hangisiydi ya? Ulan dua et başımızda iş var. Yoksa akşama kadar sana ben zopanın kralını çalardım. Kayınço, kayınço, kayınço. Kızla Eren kaçmışlar, sırra kadem basmışlar. Nereye gitmişler, ne yapmışlar? Hiçbirimizin hiç mi haberi olmaz acaba? Nereye gitmişler, sen gördün mü? He? Erdinç? Burada da yok lan. Kalk hadi kalk. Bu kadının devamı geliyor lan. Bakma bir şey. Yok. Babacığım. He. Mektup yazmış bu odasında buldum. He. Siz bu mektubu okurken ben çoktan canıma kıymış olacağım. Vay! Vay! Baba! Daha küçüğüm, olgun değilim diye beni hep aşağıladın. Senden nefret ediyorum. İntiharımdan sen sorumlusun. Kardeşlerim, sizden de nefret ediyorum. Ama suç sizin değil, sizi yetiştiremeyen babamın. Anne sen ağlama gün kurtuldun sonunda benden. O küçük çocuk artık yok. Hani çocuklar ölmezdi. Baba bu mektubu ben yazdım ya. Dün gece biraz duygusallaştım da. Yengeni intihar etmemişsin. Sizi ve kendimi üzmek istemedim. Can tatlı geliyor neticede insana. Mal. Lan seni benden ne alıp veremediğin var, devamlı bana laf sokup duruyorsun. Senin canını yok, ütücük. Yok, kimseyi yetiştirmemişim. Ya. Seni kendi ellerimle intihar ettireceğim. Kendi ellerimle. Tamam, sakinim. Dün gece kardeşinle konuşup onu sakinleştirdin, ikna ettin değil mi yavrum? Aynen. Senin bizi ne kadar sevdiğini anlattın baba. O babam benim.
etsin ya. Bırakın ya, ben babamı döveceğim lan. Ölümü öpeyim ya, yemin billah şerefsiz evladıyım ya. Erdinç'in yalandan yere kolpa yaptığı belliydi. Ama velakin benim de oğlanı dövmeye kolumda kuvvet kalmamıştı amirim. Sonra oğlan bizim hanıma video göndermiş. Ona baktık, kızla kaçtığını anladık. Madem çocuk video göndermiş, niye sabahtan beri yok bu oğlan belediyede şoför olacak? Yok bu ikisi çalışmalara başladılar. Yok karım buna da Ramazan ama ben ona Rambo diyorum diye laf uzatıyorum kardeş. Olaya vakıf olun istedim amirim. Hani şeytan ayrıntıda gizlidir diye şey ettiydim. Verin bakayım şu videoyu. Beni merak etmeyin anne. Edeciğim. Olayların böyle olmasını istememiştim. Ama sizin bu evliliğe onay vermediğiniz çok açık. Tek çarem İstanbul'da Melis'le yeni bir hayat kurmak. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Hoşça kal. Hayır yani telefonları da hep kapalıydı amirim. Facebook, Twitter hepsi kapalı amirim. Takipçileri de boşa gitti. 48 tane insan, 48 farklı yürek, 48 can. Ben devam edemeyeceğim. Tamam. Neyse buluruz. Bu kızın adı soyadı neymiş? Ya bir tanenizin aklına gelmedi mi adını soyadını öğrenmek? Küçük insanlar isimleriyle, büyük insanlar olaylarla ilgilenir amirim. Vallahi çok büyük insanmışsın Rambo yenge. Teşekkür ederim. Elimizde hiçbir şey yok yani. Ay benim var. Bakın. Ben bunu Eren defterin arasında buldum. Bu kız çakma popstar. İşte burası Taksim'de bir bar. Elinde gitar böyle bir takım şarkılarını şey ediyor. Ne yapacağım ben bu fotoğrafı? Duvara mı asayım? Tamam, bizim sizinle elektriğimiz buluşamadı. Ben yerime o zaman geçiyorum. Ne zamandır kayıp bu çocuklar? Vallahi komiserim bizim çalışmalar 7 itibariyle bitmiş olsa... 7 çeyrek. Çeyrek mi diyelim? 7 çeyreğe saklı eve. Bir 5 saattir falan yok. Hayalınız 24 saat olmadan kayıp işlemini başlatamam. 24 saatte İstanbul'un Taksim'inde elinimin başına neler neler gelir? Vallahi kanun böyle yenge, elimden bir şey gelmez. Hayır, ben de bunu anlamıyorum. Yani 2-3 saat değil de 10 gündür desek nereden bilecek bu amir? İlla Ankara'daki nüfusu dostlarımızı mı arattırak yani? Lan sen beni tehdit mi diyorsun lan? Ay! Gel ara, gel. Yok amirim, ben o manada şey etmedim ya. Hangi manada şey ettin lan? Bunun başka manası mı var? Gel lan ara, bekliyorum, gel. E şimdi kimi arayacağım baba? Ne bileyim lan. Gel, gel, gel. Ha. Buyur. Sıfır, 312. Çalıyor. Alo. Anıtkabir mi? Atatürk'le görüşecektim. Ney? Atatürk öldü mü? Hayır. Atatürk ölmedi. Kalbimizde yaşıyor. Lan gir git. Bir de popülizm yapıyor. Telefonun kablosu bile bağlı değil. Hey maşallah, şuna bak ya. Braveheart gibi adam şerefsiz. Sayın yolcular kusura bakmayın. Egzoz manifold pili dağıttı. Yolculuk buraya kadar. Hadi herkes aşağı. Bir araba arıza yaptı. Ne yapalım abi? Nasip bu kadarmış. Ya benim kayınçomun kaybolduğu yetmezmiş gibi bir de babamın arabası mı arıza yaptı şu an? Geldi mi? Üst üste mi geldi şu an? Neden böyle oldu? Kimin ahını aldın? Adoslar. Lan damat. Sen mal değneği misin oğlum? Millet otobostan insin diye yalan söylüyor. At kayın ulan, İstanbul'a gidiyor. Çabuk. Yürü yürü. Şerefsiz evladıyım şuna bak. Ha o yavrum, resim nerede? Ha baba, resim. Resimler tarafından benzinlikte renkli baskı yöntemiyle çoğaltılmış olup partnerim Esma'ya teslim edilmiştir. Aferin. Aferin lan damat. Akıllı adamsın ve selam. İyi ki seni yanımda getirmişim ha. Buyurun babacığım. Bakın bakayım hepiniz şu fotoğrafa. Bundakına benzer bir şey görüküyor mu? İyi bakın.
benim dikkatimi ilk çeken şey şu minare. Demek ki bu mekan bir camiye bakıyor. Demek ki biz camiyi bulursak mekanı bulabiliriz. Aferin sana da be akıllı kızım. İyi ki seni de getirmişim ulan yanıma. Baba o ne ki? Asıl detayı kaçırıyorsun. Bunların hepsi alay fasafiso. Kızın önünde kuru yemiş var. Hem de kaju. Eğer bunun tedarikçisini bulursak mekana dakikada ulaşırız. Canlı yediğim babam. Aferin sana sığır kafalı oğlum benim. Salak. Sen git o zaman toptancıları dolaş ulan. Ha. Biz de şöyle camiye doğru ilerleyelim bakalım. Haydi bismillah. Haydi. Neyse ya. Ayrılık ayrılık olmasın. Ben de size geleyim. İnsanlara bak aç kurt gibi olmuşlar. Allah'ım sen yardım et Eren'im. Aha ezan okunuyor baba. Fark ettin mi? Ezan camide okunur. Şurası. Koşun. Koşun. Koşun gidelim. Koca burada. Kocaya sorak. Ay. İmam efendi bir soru sormam gerekiyor. Buyur kızım sor. Alçı gusül abdestine mani midir? Alçı yapılırken gusül abdesti varsa mani değildir kızım. O zaman ben dışarıda bekleyeyim. Rezalet. Yani kızım hocayı gördün, aklına bu mu geliyor soracak ya? Hocam bak, biz bu barı arıyoruz. Bu bar nerede biliyor musun? Bilmez miyim? Akşam namazından sonra ben hep oradayım. Benim barla pavyonda ne işim olur? İmamım ben. Benim oğlan şu bardaki kıza kaçtıydı da. Arkada da minare gözüküyor ya. Hani belki sen bize yardım edersin diye sana geldiydik. Ya nereden biliyorsunuz bu minarenin benim minare olduğunu? Bu çevrede 3 tane cami var. Belki de aşağıdaki Galata Camii. Belki de yukarıdaki Firuza Camii. Ya belki de hakikaten bu cami. Allah'a şükür cami çok da işte cemaat yok. Peki biz şimdi ne öğrek hocam? Cemaatle namaz kılmanın önemini anlatın herkese. Yok ya çocuk için soruyor. Ona da anlatın tabii. Bakın camiye kaçmıyor kızlara kaçıyor. Kardeşimiz için diyor hocam. Hani kardeşimiz kayıp ya onu bulmak için diyor ya. Ya baştan desenize onu. Yapacağınız şey belli. Bu 3 tane caminin etrafında arayacaksınız yani. Vallahi işiniz zor. Allah yardımcınız olsun. Selametle. Sağ ol hocam. Ayrılalım ya. Ayrılarak arayalım Eren'i. Çünkü biz Eren'i bulmazsak bu kız nikaha basacak kardeşime. O zaman ben bu aşağıdaki camiye gidiyorum. Ablamla abdestsiz eniştemle şu yukarı çıksınlar. Siz ikiniz de yaşlısınız. Bu caminin çevresinde dolanın takılın. Aferin lan. İlk defa bu aileden mantıklı bir şey çıktı ha. Hadi bakayım herkes bir tarafa dağılsın. Kim bulursa öbürüne haber etsin tamam mı? Tamam. Birbirinize mukayyet olun. Mukayyet. Tamam. Allah'a emanet olun. Tamam. Birbirinize mukayyet olun. Selamun aleyküm akrabam. Hayırlı işte. Ya telefon açabilir miyim? Aç tabii de çok uzatma ama tamam. Tabii abi ne demek. Alo burada bir sıkıntı yok siz takılmanıza bakın beni merak etmeyin. Telefon kalite yanlış anlama. Ya hazır seni yakalamışken akrabam. Şu fotoğraftaki kız. Sana tanıdık geldi mi? Gelmedi. Sen bana bir tanıdık geldin ama. Allah Allah. Senin adın Alper Tunga Balamir mi? Hı. Siz bu kurbanda Yozgat'a geldiniz değil mi akraba? Geldik. Kurbanı 3 ortak kesmiştiniz. Aynen 3 ortak kestik. Ya bu caminin yanında 2 katlı bir ev vardı. Onun üst katında oturuyordunuz siz. Yok lan üst katta dedemler oturuyor. Ha isim benzerliği o zaman demek ki ya. Ben karıştırdım. Neyse akrabam bir lavaboyu kullanabilir miyim? Kullan tabii aşağıda. Bittim vallahi bittim. Her yan insan Esma ya. O neydi kız öyle? Umudumu kaybetmeme ramak var. Aşkım hayır. Umudunu kaybettiğin an en çok yenildiğin bir andır. Ay! Kız! Aykırı Ruhsat Yılman ünlüsü değil mi bu? Evet, bıçkın prens. Kız Yozgat'tan gelip de elini de görmek varmış değil mi? Yemin ediyorum elim kolum titriyor alçıdan belli değil. Halil bir fotoğraf çekinmeyek mi? Ama Gülüm bizim Eren'i bulmamız lazım ya. Diyorma! Ne yaptın lan? İnsan gibi söylemedik lan biz sana. Bize yumurta bana yumurtunuz diye. Abi.
Pardon abi, rahatsız ettim. İşine bak kardeşim. Bakayım. Bu yaptıkların yanında kar mı kalacak zannediyorsun? Lan kalk! Sızlama. Yakışıyor mu akrabam dedeniz yaşındaki adamı dövmek? Benim hiç dedem olmadı abiler. Annem beni doğururken dedem ölmüş. O gün bugündür dedeler benim hep yumuşak karnım olmuştur. Şimdi bırakın lan dedeyi. Bakın bunu kendine yapan... acaba size neler yapar? Gel dedeciğim. Gel, benden korkmana gerek yok. Ben dedemin iyiyim. Utanmaz adamlar. Adamı dövmekten 6 yıl eskitmişsiniz. Hadi dedeciğim, gidelim. Yakışıyor mu akrabam dedeniz yaşındaki adamı dövmek? Benim hiç dedem olmadı. Ne konuşuyorsun lan yemişim? Ne vuruyorsun lan? Bir hareket yapacaktım ya. Ne vuruyorsun, daha hareketi gördün mü kardeşim? Allah Allah. Siz bekleyin lan. Oğlum siz bekleyin oğlum. Yozgat'tan var ya bir kamyon adam getireceğim. Alo. Ben Yozgat çocuğuyum. Mars'ta su bulsam önce çay var. Senin adamlığına. Telefonum. Nasıl kıydınız lan? Tabanlı telefonuma tabansızlar. Daha takside bitmemişti lan vicdansız. Telefon lan bu namus. Beni vur, beni öldür, telefona dokunma lan. Şerefsiz. Oğlum. Bitti gizler. Şerefsiz köpekler. Haydi geçtik. Benim kişim bana mı? Çenem kopmuş şerefsizler. Bana zaman kaybettiriyorsun kadın. Ayrıca sen benim yanımdayken ben nasıl gezeceğim bari pavyona? Niye? Burada adam sormuyorlar mı? Allah Allah, sorsalar seni mi göstereceğim dam diye lan bu? Zaten bizi yan yana gören DJ'yi kafadan mermi dokutur be. Baba herif, açık konuş benimle. Sen benden utanıyorsun mu? Allah Allah, ben senden niye utanayım ya? Görmüyor musun Allah aşkına? Yol bilmeden, iz bilmeden... yani burada samanlıkta iğne arıyor ya. Tamam Ahmet, tamam. Sen beni aşırılarda bir otele yerleştir. Ben seni orada beklerim. Vallahi mı kız? Vallahi bak. Esma. Bunun çıkacağı yok. Ben çok sıkıldım Esma. Biz mi gitsek kız yanına? Tabii. Sonuçta her şöhretin bir bedeli vardır Halilciğim. Yani biz de onların baş tacıyız bir yerde. Gerekirse zirveye çıkardığımız gibi tepe takmak etmesini de biliriz. Biliriz. Ya bir hala inanamıyorum ya. Ya benim o en sevdiğim şarkı böyle şey yok mu? Neydi o ya? Merhabalar Teoman Bey, bizi çıkarabildiniz mi ya? Yok, çıkaramadım. Ya Eskişehir'de konser verirken benim halaoğlu size yanaşmış da Halil ile Esma'nın selamı var demiş. Ya aleyküm selam demişsiniz, nasıl hatırlayamadın? Ama sen de şimdi sıkıyorsun insanları, olabilir yani. Ama bir fotoğraf çekeriz değil mi? Hadi bir tane çekelim, tamam. Bir dakika. Bizim hanım tam teçhizat. Şöyle oturabilirim. Dur kız, ben de. Sen biraz ayrıl dur, biz bir ikimiz şey yapalım. Hayır, ben de nikahlı karımla aynı fotoğrafta... Anlıyorum da Halilciğim, şimdi lütfen ya. Teo sen kusura bakma. Teoman kankamla kahve keyfi. Dur bak. Ama hiç gülmüyorsun ha. Süleyha. Muammer.
İlk ve ebedi aşkım. Süreyya. Er veya geç bana bir gün döneceğini biliyordum Muammer. Biliyormuş. Nereden biliyorsun? 27 sene olmuş görüşmeyeli kadın. Beni nasıl buldun? Vallahi biraz ihtiyarlamışsın sanki. Bakıyorum da kadın tavuğun gibi pütür pütür olmuş. Onu demedim be. Çalıştığın mekanı nasıl buldun? Her bayramda, seyranda, kandilde, Aşk-ı Memnun'un final gecesinde bile Taksim'deyim. Mumu gözleme evinde çalışıyorum diye mesaj atıp durmuyor mu? Senin telefonunu Rambo şüphelenmesin diye Kazım abi diye kaydettim. Aç mısın? Seni doyurmamı ister misin? Ya bırak Allah aşkına. Başım dertte. Benim oğlan kayıp. Yardım et bana. Yeni çocuk yapmak için mi? Ben müsaitim. Ya niye yeni çocuk yapması kurban olayım ya? Daha oğlan çocuğa sahip çıkamıyorum, kaybediyorum. Benim oğlanı bulacağım. Bana yardım edecek misin? Anlaşıldı Muammer. İş çok ciddi. Yoksa sen ne eder eder benim şu dilli gözlememden yerdin. Dilli gözleme ne ya? Bak şimdi gözlemeyi alıyorsun. He. Şöyle bir rulo yapıyorsun. Bir ucu sende, bir ucu bende. İyi, 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 iyi. Ortada dillerimiz birleşiyor. Neyse, önce senin şu oğlunu bulalım. Ondan sonra ben sana dilli gözlemeyi de... Yağlı ıhlamayı da yedirmesini bilirim. Sen şimdi dışarıya git. Üstüm başımı giyinip geleceğim. Tamam mı? Aşağıda 5 dakikada kayıp eşyanız bulunur yazıyor ya. Benim oğlum kayıp. Şu fala bir bak da yerini söyle be. Ama ben oğlunu bulamam ki. Yani ben eşya buluyorum sadece. Tamam. O zaman bugün giydiği kilot kayıp. Sen kilotu bul. Ben oradan devam eder oğluma ulaştırırım hayırlısıyla. Tamam. Bakalım o zaman hemen. Aa, bak bak. Burada bir tane erkek kilodu var. Bakayım. Bak yakında hem de görüyor musun? Al al al. Bunları al. Hepsini al bunları. Polis kimse kımıldamasın. Ben burada bir daha fal bakılmayacak demedim mi? Ya ben burayı basmaktan bıktım. Siz basılmaktan bıkmadınız ya. Hayır bir de keriz gibi bu kolpacılara para kaptırıyorsunuz. Ya bunların kendine hayrı olsa beni burayı basacağım bilir. Sen ne bakıyorsun ya? Alın bunu da. Ben mi? Yok ben falcı değilim komutanım. Ya utanmıyor musun küçücük çocukları kandırmaya? Ya küçücük çocuk beni kandırıyor. La ben kandırıyordum desene. Doğru mu lan? Hayır kardeş. Falcı olan bu komiserim. Ana! Ne oldu la sen? Niye şaşırıyorsun abla? Sen demedin mi en zayıf özelliğin dürüstlüğün diye? Gel sana bir iki büyü yapalım. Kolpa bir adam ol demedin mi bana? Komiserim ben gidebilir miyim? Akıllandım daha fal baktırmam ben. Bana bak. Babusuna Rambo dememişti. Ben adamın çorabına... Evladım. 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 Gittiler mi dedeciğim? Gittiler. Neredeymiş lan oralar? Adamın feriştahını eskittirip kimse bana artist gelmeyecek lan buralarda. Telefonum. Kardelenim. Maalesef telefonu kaybettik. Ben niye karıştım ya? Keşke adamlar seni döveydi paramparça parça bincik olaydık. Oracıkta vefat edeydik be. Bana neyse. Sen kalk ta Yozgatlardan gel. Burada benden akıllı 32 GB telefonu denemek. Aa, Yozgat'tan niye geldin evladım? Ben bu kızı arıyorum ya. Ne yapıyorsun, zoom mu yapıyorsun şu? Ben bu kızı tanıyorum. Yalancı mı? Tövbe tövbe, sana niye yalan söyleyeyim evladım? Dedeciğim, beni bu kızla ne zaman görüştürebilirsin? Ne zaman istersen. Derhal isterim. Hadi gidelim Nur Yüzü dedem. Seni karşıma Allah çıkardı ya. Hadi gidelim.
Melek dedem, iyi ki kurtarmışım. Yalnız benim kalkmam gerekiyor. Aa, nereye ya lütfen ama? Nereye gideceğiz? Nereye ya? Baba, yasaklanışla mı buluşacağım? O sevgilisiyle ayrılmış, doğru mu? Ha? Vallahi bilmiyorum. Nasıl bilmiyoruz? Konuşmuyor musun bu aranızda ya? Konuşuyorlar burada ya. Yok, görüşmüyoruz. Aa, aa, neden ya? Yalnız ama başka bir şey var mıydı? Şey var, şey dur. İki pide bir ayran. Nereden buldun? Geri zekalı ya. Kalsın. Nasıl kalsın? Aa, en azından mis gibi çay, tavşan kanı çay. Ben ikram, ellerimle ikram edeyim. Ay, hep gitti çay. Ay. Siz bela mısınız ya? Ne oldu ya? Çay dökümünden mi oldu bütün bu soğuk hava? Aa, hallere bak ya. Ne olacak burada? Bizi mi hor görüyor bu ya? Sonra böyle otel odalarında loser gibi ölüyoruz değil mi? Sen de bir şey desene Halil. Bundan sonra da ne sen bize selam ver ne de biz sana. Merhaba merhaba. O kadar Teoman Efendi. Çayını ödedi mi bu ya? Çayı buraya ödedi bize mi bu çayını? İstetme bize bir kitle. Hanımefendi bir olay yaşandı galiba. Ne oldu? Evet bir sorun yaşadı. Aha da benim bu şeyi çubuğuna kırarım. Oo, ne oldu? Ne oldu? Olay olay olay. Teoman kocamı dövdü. Vay anam vay. Bu karı ne etmiş bile? Dayımın oğluydu Kenan İmirzalıoğlu'na dönmüş. Gördüklerin sende soğuk duş etkisi mi yarattı? Vallahi bir duş etkisi yarattı ama şu anda vakit yok. Hadi gidelim. Dedeciğim müsaadenle bir soru sormak istiyorum. Buyur. Bu kız kim? Aradığın kız işte ya. Benim aradığım kız bu değil ki ya. Daha güzeli. Abi beceğim ilgilensene. Hoş geldin kocacığım. Hoş bulduk karıcığım ama bir saniye. Dedeciğim o adamlar sana niye zopa çalıyordu? Pazarlıkta anlaşamamıştık. O zaman bir küfür olarak değil. Gerçekten meslek olarak... Ben değilim demedim ki. Kocacığım hadi yukarı çıkalım mı? Ya bir saniye ama karıcığım ya. Hep lafı ağzıma tıkıyorsun. Nefret ediyorum ya bu huyundan. Dedeciğim bana o kız lazım. Benim derdim başka. Canım hepimizin derdi başka. Hep baklava yiyecek değilsin ya, birazcık da pasta ye. Ya bu pasta değil ki. Bu bildiğin lahana turşusu. Vay be! Görüyor musun Refik abi? Şu abazan bile beni reddediyor. Ya şimdi hani abazan demeyelim de ömrü billah seks orucu tutmuş bir kişi diyelim. İftarımı da seninle yapmak istemiyorum yani. Karıcığım. Kesme! Erzinç, bir şey yap oğlum, kalk. Bakma öyle. Yapıyorum dedi. İntihar en büyük günah, kız kıyma canına. Al, bütün benliğimle istiyorum seni. Beni bir cinsel obje olarak gör. Kullan at beni. Et parçası olarak değerlendir. Ama ne olur kıyma canına, seviyorum seni karıcığım. Doğru mu söylüyorsun lan? Sonra da Teoman domates, biber alayına gider. Ayran pekmez fark etmez, giresin çocuğu affetmez gibi bir takım anlamsız dörtlükleriyle böyle naralar atarak böyle bir dever bıçağıyla kocama saldırdı. Peki siz ne diyeceksiniz bu konu hakkında beyefendi? Ben bütün bu oranlara inanamıyorum. Evet işte biz size bu kadar malzeme verdik yani şimdiden sıra sizde. Değil mi Halilciğim? Lütfen resmi göster. He. Değerli basın mensubu arkadaşlar, biz her yerde fellik fellik bu kızı arıyoruz. Gören olur, duyan olur, kulağına ilişen olur. Efendim abi, ne? Bunda arar Taksim'de miymiş? Tamam, hemen geliyoruz abicim. Yürü, 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 yürü. Yay, duydun mu kız? Funda arar dedi. Taksim'de dedi ya kız, aynı oksijenimiz soluyor biz Funda Arar'la şu an. Ay gidelim mi? Peki kaybolan kardeşin Eren? Eren de böyle yapmamızı isterdi değil mi Esma'm? Evet. Eren'imizi kaybettik bari magazincileri kaybettik. Of kalbim funda için pır pır. Ramazan abla gel otur. Şimdi Ramazan abla biz bir yanlışlık yapmışız. Diğer falcı arkadaşlar da itiraf ettiler zaten. Sen gerçekten de falcı değilmişsin. Yalnız şöyle bir sorun oldu. Biz senin YBT'ne baktırdık. Senin hakkında yakalama kararı var. Yok otobüsü ben çalmadım. Damadım Halil çaldıydı. Gösterip beni teşhis edeceğim onu. Ne otobüsü ya? Otobüs mü dedim ben şimdi? Asker kaçağı gözüküyorsun. İsimden kaynaklı herhalde. Aman sorma komutanım ya. Bak aslında bedelliye de benim yaşım duyuyordu. Ama kalktık o parayla da bulaşık makinesi aldık. Kumanda nerede kumanda? Burada abi hayırdır? Bizim operasyonun haberi çıkacak.
narkotik köpeği Bobby tam 65 kilo uyuşturucuyu saniyeler içinde... Lan bu ne diyor ya? Sanki kendi başına buldu. Hayret bir şey kardeşim. Şuraya bak, bir tek elim gözüküyor. Hep köpeği çekmişler. Bobby öyle akıllı bir köpek ki tam 4000 farklı kokuyu ayırt edebiliyor. Onun gibi bir köpekle çalıştığı için Bobby'nin sahibi... Ulan adımı bile söylemiyorlar ya. Benim adım Bobby'nin sahibi mi? 25 yılımı verdim arkadaş ben bu teşkilata. Bir yaşındaki köpek bizden daha değerli ya. Zannedersin operasyon emri Bobby vermiş. Allah sizin bin türlü belanızı versin be. Abi. Bari yüzüm gözükseydi ya. Boş ver abi. Aman herifler ya. Gel sen gel. Şşt. Aferin benim oğluma. Eren'imi bulacağım bana değil mi Abadi? Ha? Canım acıyacak mı? Ya sen niye böyle gerginsin ya? Bak şimdi birbirimize böyle sorular sor, birbirimizi daha yakından tanıyalım, tamam mı? AIDS'li biri misinizdir? Ya ben öyle çok AIDS'li biri değilim. Ama AIDS'li arkadaşlarım var. Ben de gerektiğinde AIDS'li olabiliyorum. Sen AIDS ne demek onu bile bilmiyorsun değil mi? Ne bileyim lan ben? Ne bileyim? Babam okutmadı ki. Neymiş efendim? Okursam olurmuşum. Okumamışsın. Yine olmuşum. Olmam diyorum işte. Okusaydım belki de doktor olacaktım. Babamı kurtaracaktım. Baban hasta mı ya? Lan ben ne bileyim ne bileyim. Ben doktor muyum bilmiyorum işte. Manyak mıdır nedir ya? Allah Allah. Ne oldu canım? Niye öyle yapıyorsun dudağını sen? Lan bana bak. Ben içeri gidiyorum. Geldiğinde böyle yırtıcı bir kaplan göreceğim ben ona göre. Tamam mı? Hadi koçum. Allah belanı versin Habibe. Oysa her genç erkek bugünün hayalini kurar. O tatlı gülümsemeyle gusül abdesti alacağı büyülü dakikaları düşler. Bense bugün gözyaşlarımı saklasın diye gusül abdesti alacağım. Habibe ışığı kapatmış utanıyorum. Farklı farklı kimliklerim var. Mantıcı Züleyha, ortamcı Züleyha, kolpacı Züleyha. Bütün bu Züleyhaların ortak bir zaafı var. Ne diye sor? Ne? Sen mama, sen. Ya bak Züleyha anladık tamam. Felen çemberiyle hula hoop oynamışsın tamam da bizim durumumuz ne olacak? Bizim oğlanı nasıl bulacağız? Kurban olayım bir yardım et şuna bir bak yahu. Ha, mekan bu mu? He. Hallederiz bu işi, kolay. Alo, Remzi abi. Şu renkli gözlü kız senin mekanda çıkıyor mu hala? Ha, çıkar çıkmaz bana haber et. Kızın haberi olmasın ama. Ha, tamam. Rahatladın mı? Ünlü ise ünlü yani. Ne var? Senin benim gibi etten, kemikten bir insan yani. Ya bırak Allah'ını seversen. Sen benim tipime bir baksana ya. Bunda ara böyle bir insan mı? O bizim gibi akşam yemeğinde bulgur pilavını çok kaçırdım. Dur o zaman ben biraz soda içeyim de geğireyim diyecek bir insan mı? O bir queen. Ne? Kraliçe. Kraliçe. O mu kraliçe? Ay beni o kadar boya sürsen ben de kraliçe. Hayır değil. Kadehleri sıralar, şişeleri aralar, vefasızlar. Züleyha, sana iki tane sorum var. Ben senin o bıyığını yerim, yerim. Sor. Allah sizin evladı, sor. Bir, biz burada ne yapıyoruz? İki, ben niye rakı içiyorum? Seviyorum diyorum lan. Seviyorum diyorum herif. Benim olacaksın. O ramço karısını unutturacağım sana. Kadın neymiş, sana yaşatacağım. Ay ben senin o köylü kızı tavırlarını yerim. Hep dert bulur. Sağ olun. Sağ olun. Size sağ olun dedim. Lan bir şarkı söyledin daha nereye gidiyorsun? Lan! Bahtiyar. Ali. Buyur abi. Bu arkadaş rakıyı ağzıyla değil içiyor.
Neresiyle içiyorsa orasıyla içirin. Buna verin bir 35'liği. Ya da dur. Bunda alıcı bir tip var. 70'lik verin, 70'liği kaybetsin bu. Peki abi. Dur, ötür, ötür. Ben sizi tanıştırmadım değil mi? Yok. Yok. Muammer Mumu, Şişe Kadir, kocam. Neyin? Kocam. Memnun oldum. Bakacağız. Biz rahıyı büyük mü söyledik, küçük mü? Okşan! Ne oluyor lan burada? Ne oluyor lan? Okşan kim ya? Senin adın Habbe değil miydi? Oğlum benim adım Okşan da Habibe sahne adım. Sence de bu işte bir terslik yok mu ya? Ya Habibe daha seksi. Susun lan! Okşan ben sana kaç defa dedim adam gibi bir ilişki yaşa diye. Para verip böyle lavuklarla birlikte olmaya utanmıyor musun? Öyle mi yapıyor? Sus lan! Sen niye satıyorsun lan kendini? He? Bir iş bulup çalışsan oğlum. Ulan daha İstanbul'a geleli 2 saat olmadı. Benim ben nasıl kötü yola düştüm ya. Resmen kendimi satmışım ben. Ya daha hiçbir şey yapmadık. Tabii abi. Tatlı tatlı konuşuyorduk biz. Senin tatlı tatlı konuşma kıyafetin mi? He? Kalk lan ayağa. Kalk. Kalk. Ne yazıyor lan senin önünde? Aç. Aç aç. Aç lan. Ne o? O ne lan? Küçük ama çok tatlı. Hey. Dön bakayım arkana. Burada ne yazıyor? Tut şunun ucunu, döşeyelim abi. Abi yapma! Abi yapma ya, anam almış pazardan. Ben zaten kimse görmüyor diye giyindiydim abi. Düş şundan önüme, düş. Lan oğlum sen mal mısın? Öyle mi düş diyor ya? İnsan da akıllı bıraktın kardeşim. Sizin cezanızı anam verecek anam. Ya bu Mumu'nun sarhoşluğu o kadar güzel olur ki. Hiç unutmam. Bir gece Yozgat'ta sarhoşluk. Sabaha kadar köy meydanında dans etmişti. Karay. Bizim Çelçi Hüseyin'in oğlunun düğününde kalay çektiydik de Züleyha Hanım onu şimdi hatırladı. Hayır bir şey değil. Şişe Kadir Bey de yanlış anlayacak bizi yani. Sonra gizlice samanlığa kaçmıştı. Midem kötülediydi de. Ya düğünde çok şey etmiştik. İçtiydik. Midem kötülemişti. Ondan samanlığa gittik Şişe Kadir Bey. Sonra ben seni bir güzel soymuştum. Midem bulandıydı çünkü. İstifra ettim. Yani çok affedersiniz istifra edince yani soyunmak o maksatla. Ondan sonra da sabaha kadar neyin var neyin yok üstüme kusmuştum. Sucuktan. Bizim oranın sucuğunu yemen lazım. Bizim oranın sucuğu bile büyük olur. Ve o sucuğu yiyen tadı damağında kalır. Allah'ım neler diyorum ben ya. Ah! Eskinin tadına hiçbir şey vermiyor. Ben şimdi ayak yoluna gidiyorum. Makyajımı tazeleyeceğim. Kadına bak be. Doğu batı sentezi gibi vallahi. Şu kızı gördün mü anam? İşte benim oğlumu kaptı da getirdi bu şehre. Sorma başıma geleni. Erenimin çorabını da şuralara bir yerlere soktuydum ya. Kokla Erenimin kokusunu. Aldın mı kokuyu? Aferin ben. Şşşt abi. Lan nereye gidiyorsun lan? Abadi. Abadi, ne yapıyorsun oğlum sen ya? Un oğlum o hel gördüğün beyaz eroin diye saldırılmaz ki. İyi ki bir narkotik köpeği Bobby'sin. Ne dedin ablacığım sen? Bobby mi? He. Bobby. Sonunda karşılaştık Bobby. Dünya küçük, döndük dolaştık birbirimizi bulduk Bobby. Ne istedin lan bizden? Senin yüzünden bütün sülalem içeride lan. Yıllardır bu anın hayaliyle yaşadım. Niye şaşırdın lan? Sana gönderilen 12 tane tehdit mektubunu kim gönderdi zannediyorsun? Sen mi? Sen karışma kadın. Bu suçla polisin savaşı. Uzak dur. Bu öyle kameraların önünde şov yapmaya benzemiyor değil mi Bobby? Neymiş efendim? Bobby halk kahramanıymış. Neymiş efendim? Bobby satın alınamazmış. Ama artık zaman intikam zamanı Bobby. Siz polisler nasıl diyor? Kaldır lan ellerini. Kaldır. Dur.
bak lan. Kalk. Ay şey Abadi nereye götürüyorsun, daha Eren'i mi bulacaktı be? Vay gitti. Restorana giren çıkmıyor ya. Yedi yedi doymadı ya. Varken yiyorlar ya. Çalışıyorlar, kazanıyorlar, yiyorlar. Ünlü insan ya. Gel bir de beni ye ya. Vallahi gel bir de. Aha geldi. Funda Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Biz sizi çok seviyoruz. Bir fotoğraf çekinebilir miyiz? Ta Kongo'dan geldik. Aa, tabii tabii, buyurun tabii. Halilciğim, önce sen sonra ben şey. Beni aradan çıkaralım. Ne olmuş ona yazık. Ay ya! Oy! Funda Hanım, bu konu hakkında ne diyeceksiniz? Bu durumdan kocanızın haberi var mı? Ben bu beyefendiyi tanımıyorum. Sadece fotoğraf çektirmek için geldiler. Siz bir şey söyler misiniz? Şöyle diyebiliriz, sizin anlayacağınız dilden konuşayım. Biz sadece arkadaşız. Ne arkadaşı be, deli. Değil mi? Sen ne diyorsun acaba? Ya ne diyeyim acaba Funda? Allah'ımı seversen aşk olsun ya. Arkadaşız diyorum. Sevgiliyiz mi diyeyim? O daha mı hoşuna gidecek ya? Aşk nasıl, olsun. Nasıl? Sen aşk olsun. Sen ne konuşuyorsun? İki dakikada nikahlı karnımı sattın sen ya. Hayır. Sen benim yeğenim oymdun. Ne zaman plebe oldun seni Halil Efendi? Ya hanımefendi siz yanlış anladınız. Böyle... Sen sus be. Allah Allah. Ben gelmiyor muyum? Sabahtan beri Funda aradı deyince böyle bir takım titrelemeler. Bir böyle bir haller. Ya kızım ne alakası var? Ne alakası var? Ya ne alakası var? Arkadaşlar biz Yozgat'ın Victoria David Beckham çiftiyiz. Bizlerle bakıyoruz. Hanımlar ben böyle bir tartışmanın merkezinde olmaktan çok yoruldum. Ya ne merkezi, sen kimsin acaba ya? Allah'ım ya. Bu duruma düştük ya, inanamıyorum yani. Kepazelik. Ama halimizden öyle çekin git. Ben bunları hak edecek miyim? Ne yaptım acaba? Kızım Esma, ne biçim fevri tavırlar veriyorsun ama böyle ya? Ben buna ayrılıyorum Halil, tamam mı? Sana bu dejenere, bu magazinsel iğrenç yaşamında başarılar diliyorum, iyi çalışmalar. Esma ben kimle çalışayım Allah'ını seversen? Seninle çalış Funda, aramla çalış. Prensesmiş Funda. Arada prenses. Ya bir dakika kızım. Kadir Bey, bakıyorum pek sessizleştiniz. Canınızı sıkan bir şey mi oldu? Aşkım, bir garip yolcuyum ayak yolunda. Yolumu kaybettim, yanıyorum ben. Bu Kazım abi sana aşkım diye mi hitap ediyor? Sivaslılar birbirlerine yiğit ot der. Hı. Elazizliler kakkoş. Hı. Biz Yozgatlılar da aşkım dedik. Öyle mi? Anlamadım aşkım. Ne diyorsun? Önder. Yanındaki Kadir'den kurtulup tuvalete gel, orada halvet olalım Muammer. Ben Züleyha Yozgat'tan diyor. Vallahi şu anda sözün bittiği yer değil Kadir Bey. İşte çocukluğumun geçtiği mahalle burası. Bak dayım ilk kez şurada adam vurdu. Şurayı görüyor musun? Eniştem de orada torbacılığa başlamıştı. Ah ah, şu köşeyi görüyor musun? Amcamı orada infaz ettiler. Anısını yaşatmak için hala silmiyoruz yerdeki izini. Allah rahmet eylesin öyle. Abimi sevdin mi? Vallahi pek sevmedim. Deme öyle. Tanımıyorsun abimi. Tanısan hiç sevmezsin. Kız o kadar psikopat gördüm ömrümde. Abim birisini görmedim vallahi. Ne anlatıyorsun lan sen iki saattir? Şey diyordum abicim ya. Ay diyordum, kocacımla diyordum eve gittiğimizde hangi filmi izlesek acaba diyordum. Kocacım eve gidince Matrix'i izleyelim mi? Konsol Matrix'i mi karıcığım? Ne diyor acaba yine bu mal? Ulan Erdiç, gerizekalılık bir renk olsa sen kesin gökkuşağı olurdun biliyor musun? Biliyorum abi. Aferin. Yürüyün hele şimdi. Ya kardeşim bak, vallahi bir yanlış anlaşılma oldu. Geç şöyle otur, ben sana mevzuyu bir anlatayım ha. Benim de Kadir abiyle ufak bir yanlış anlaşılma mevzum oldu. E tamam, gel otur anlat. Oturamıyorum abi. Çık, kapıyı da kapat. Tamam. Nasıl? Beğendin mi odayı? Vallahi çok güzel. Her kişiye ve her zevke uygun şişe var. Sen hangisini beğendin? Hepsi o kadar güzel ki hiçbirini kendime layık görmüyorum.
Anlat. Ya bak kardeşim, bu kadın Bey'in Yozgat'tayken bana devamlı telefondan memcüklerini çekip fotoğrafını gönderiyordu ya. Bana da diyor ki sen de memcüklerini fotoğrafını çekip gönder. Bu karın kafayı benden bulmuş ya. Bak ben senelerce bunu bir kere olsun aramadım. Bana diyor ki ben İstanbul'da senin adına mekanlar açtım diyor. Mantevi. Muammer Türk'ü evi. Allah'ım. Şimdi mahvoldum. Ağlıyordu benden Muammer. Şişe Kadir Bey. Züleyha'nın seni unutmadığını, seni bir türlü unutamadığımı biliyorum. Biliyor musun geceler boyu ondan seni dinledim durdum. O güvercin bakışlarını, yayık ayranı rengindeki tenini. O pamuk ellerini, bir kısrak gibi asi ve ele avuca sığmaz tavırlarını anlattı durdu bana. Muammer, ona şimdi bir kere daha hak veriyorum. Sen erkeklikten zirvesin ya. Estağfurullah. Yok yok, öylesin. Bak. Gördün mü bunu? Bak. Bunu takmadan yatak odasına giremiyorum Muammer. Tanıdın mı bu sıfatı? Ana, o ben miyim la? Muammer, sence ben bundan utanmalı mıyım ha? Yani bu yaptığım şey utanılacak bir şey mi? Eğer bu utanılacak bir şeyse ben dünyanın en utanmaz adamıyım Muammer. Vallahi kusura bakmayın ama sanki biraz ilesin. Yine bu umursamaz tavır. Alma onu benden yaşlı kurt. En azından son bir gece geçirmeme izin ver. Remzi ararsa giderim ama. Tabii. Nasıl istersen. Bak seni İstanbul'un en çılgın home partisine götüreceğim. Home party ne la? Sen onu bana bırak. Sen, ben, Züleyha. Bu üçlü eğlencenin doruk noktalarına varacağız. Okey? Okey. Ama sahte okey. Ali bak oğlum buraya. Buyur abi. Şimdi benim keyfim yerine geldi, tamam mı? Güzel abim. Biz Muammer abimle çıkacağız. Siz de içeride taşkınlık yapan 3-4 kişiyi getirin. Burada şişeleyin. Eyvallah abi. Şişe beklemiyor be abi. Buyur abi. Buralarda böyle yere bir kızın fotoğrafı filan düşmüş gördün mü? Görmedim abla. Ben de yere düşmüş fotoğraf soruyorum ya. Başladığım noktanın bile gerisine düştüm. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun. Bu oğlanı gördün mü? Çok ufak bu. Bu 3 ay önceki halı. Ay bir büyüdü, bir serpildi maşallah. Büyümüş halini gördün mü diye soruyorum. Gördün mü? Çocuk değil, resim küçük. Onun sesi ne kadar kuvvetliymiş, benimki diyemiyor. İşte o elbiseler ne kadar güzelmiş, ben böyle bir şeyler söylemeyeceğim. Ya Esma, ben öyle mi dedim ya? Neleri söylemeyeceğim? Anlamıyorum ben seni ama fevri davranıyorsun kızım. Yapma gülüm ya. Aha şişe Kadir, benimle buna bayılıyor, müptelasıyım. Sen Funda Arar'ın müptelasıysan ben de şişe Kadir'i seviyorum. Şişe Kadir kim kızım? Zirvesine otur. Esma! Oturma! Oturma! Yürü, al şunu ya, al. Ay neresi bu ya böyle? Esma! Ay çok şükür oturmamışsın. Sahne otururum oturmam, seni hiç ilgilendirmez. Kızım ne yapıyorsun, fevri fevri hareketler yapıyorsun. Kalk gide kaydı, bura nereye ya? Susar mısın acaba? Pardon canım. Ben bu Şişe Kadir'in fan klubunun kurucusuyum da acaba kendisiyle görüşebilir miyim? Hazırım. Kadir Bey. Heh. İsterseniz ortalayın baş ağrısı yapmasın. Yok ben dağınık seviyorum abi. Abi aşağıda bir karı var. Şişe Kadir fan klubun kurucusuyum. Kadir Bey'le görüşmek istiyorum diyor. Ne diyeyim? Kadın mı? Fan klub ne ayak lan? Dur be kızım. O YouTube'deki çaydanlık videosunu mu gördü bunlar ha? Tıklanmış mı?
Ne gülüyorsun lan? Manyak mısın lan sen? Manyak mısın sen? Şaka lan şaka şaka. Herhalde. Doğranmış. Neyse. The night is the night is the night. Yarın gelsin tamam mı? Şu an işim var. Hadi Zül gidelim. Hadi abi. Hadi. Kan gel. Gel. Şişe Kadir fan club ne la? Lan bu İstanbul'dakilerin alayı manyakla. Vallahi manyak. Gel lan buraya. Ne yapıyorsun? Ana okşanı gene bastı. Yeni yavuklusu bu lavuk. Bana bak. Sen kızı istemeye mi geldin ha? İstemeye istemeye geldim efendim. İslam. Bizim oğlan ameliyat olacak da onun için içiyoruz yani. Geçmiş olsun beyefendi. Neyiniz var? Böbreğimi sattım da ailecek onu kutluyoruz. Oradan gelecek parayla çocukları yurt dışlarında okutacağım. Okutacaksınız. Vay be. Kaldı mı artık böyle babalar efendim, tebrik ediyorum. Tam bir eğitim neferisiniz. Teşekkür ederim. Mesela bak bunu burada 100 bin okuturum. Ama yurt dışlarında 500 bin. Git lan ananla oyna. Musti. Musti. Benim canım dondurma çekti. Şu yeni gelen hıyardan para çal. Git bakkala 20 tane dondurma kat da gel. Ne yapıyorsun sen? Para mı çalıyorsun benden sevimli hırsız? Şunun güzelliğine bak ya. Bir çirkin ol bakayım. Dallağını deşerim. Ama bu çok çirkin oldu. Sen bizim kızla evlenmek mi istiyorsun? Yani şimdi siz büyüklerimizin yanında bize laf düşmez. Takdir sizin efendim. Okşan. Sen bu hıyarla evlenmek istiyorsun mu? Ben Erdinç evlenemem anne. Çünkü Erdinç... Ne? Ana! Öyle misin lan? Değilim lan. Değilim ya. Çocukluğum bu travmayla geçti zaten. Bir ikincisini kaldıramam artık. Neymiş? Erdinç bikini giyiyormuş. Neymiş? Erdinç bikini giymiyormuş. Ulan giysek suç, giymesek suç. Yozgat'ta deniz mi var? Ben nerede giyeceğim ya bikini? Giyeyim. Bana bir tane karı verdiniz mi de sen bana giymişsin diye sonra aklını kendine buluyorsun terbiyesiz kadın. Değilim yani, onu söylemek istiyorum. İyi, iyi. Evleniyorsunuz o zaman. Ne yapacağım ben şimdi ya? Kardeşim, şu resmin böğünü çizdireceğim. Kaç para? 10 lira abla. Ha 10 lira. Be, 12 lira var görüyor musun? 12 lira da olur abla. Hay Allah razı olsun sende. Bakar mısınız? Çok pardon da bu Halil beyefendiyi ben artık tanıyamıyorum. Lütfen başka bir masaya şey ettirin. Neden olmasın, memnuniyetle. Bak lan! Bak lan, niye karıyı bızıklıyorsun? Yo yo, bızık. Tamamdır. Heh. Al bakalım. Ne bu? Çocuğun komik karikatürü. Komik mi bu? Vallahi insanlar gülüyor. Ben niye gülmüyorum? Ben insan değil miyim? Ablan 12 lira verdin, insanlığı sorguluyorsun. Ya kardeşim ben bu resimle çocuğumu nasıl arayacağım? Vatandaşa sorsam oğlanın babası Box Bunny mi derler bana ya? Ha, sen öyle büyük robot resim gibi bir şey mi istiyorsun? Onu şu arkadaş çiziyor. Ha, ver parayı gidip ona yaptırım. Veremem abla, ben de buradan okul harçlığımı çıkarıyorum. Okuma sen. Sen git KPSS'yi zorla. Ver resmimi. Örsük kafa. İşte ne yapayım ya? Kızlar kalın sarıyorsunuz kızlar. Bak bu yüzüklerin efendisindeki hobbitlerin serçe parmakları gibi olacak. Hadi bakayım. Ana! Ben bundan boşanacağım ya. Böyle dandik şeyler için boşanılır mı hiç? Bunlar evliliğin tuzu biberi. Ana, kadın kocasını 17 yerinden bıçaklamış ana. Bu nasıl tuz biber ya? Bunlar evlilik kurumunu adli tıp kurumuna çevirmişler ya. Sen miydin lan? Sıkıntı yok kedi Cemil. Yukarıda ders çalış. Koş hadi. Ne işin var senin burada ha? Hayırlı bir iş için geldim. Okşan'a talep var herhalde ana.
Ben de beğendim. Çocuk çok efendi, nur yüzü, temiz yüzlü bir şey. Hadi bakalım. Bu mal kim lan, yabancı mı? Okşan'ın sözlüsü. Okşan'ın sözlüsünü geçen ay Gürkan vurmadı mıydı? Heh. Ya niye öyle söylüyorsun da korkutuyorsun çocuğu ya? Gürkan mı vurdu sözlümü, anam vurdu. Oh. Onu belirttiğiniz çok güzel oldu. Gerçekten de çok rahatladım. Lan kedi, sen ne diye geldin buraya ha? Bugün ağadan paketi aldım, bastım gidiyorum mekana. Kafayı da nasıl yapmışım? Hmm, tornavida gibiyim. Bir ailede yüklüyüm. Bir anda nasıl oldu, nereden geldi anlamadım. Pat diye elimdeki malı patlattılar. Canımı zor kurtardım vallahi. Şimdi daha büyük bir ihale peşindeyim. Buyurun, Bobby. Gel bakayım oğlum ya. Bobby! Mit bulaşmasın lan. Olur mu öyle şey abi ya? Nasıl konuşuyor? Çok temiz hayvan. Ben ondan bahsetmiyorum oğlum. Senden bahsediyorum. Bir sus lan! Sök sök! İlker abi, bak bu öyle sıradan bir köpek değil. Emniyetin göz bebeği bu. Bobby bu, Bobby. Ben aslında bunu Çinli arkadaşlara mandal ve leğen karşılığı verecektim ama aklıma Miranda Kerr gibi bir fikir geldi. İlker abi, bak biz bu köpeğe emniyete en az 50 bin lira fidyeyi okuturuz. Köpeğe emniyet kaybetmeye göze alamaz. Sen bir rahat ol. Peki sen kaybetmeye göze alabilir misin? Alırım. Dünya malı dünyada kalır. Alırım. Ha işte biz alamayız kardeşim. Ne diyeceğiz, emniyet müdürünü arayıp köpek elimizde bu işe polisi karıştırmayın mı diyeceğiz? Kim karışıyorsa karışsın İlker abi. Güç bizde artık. Lan oğlum git belanı başka yerde bul. Şu kadarcık da lan sizde. Ha? Size adam bildik geldik burada proje sunduk, bizimle fişek geçiyorsunuz. Zorla mı sokalım sizi bu işe? Geleceksiniz lan. Komisyonunuz neyse de atacağım önünüze mi diyelim? Ne diyelim? Anamızın bacımızın önünde ayıp oluyor kedi. Estağfurullah İlker abi. O ayrı, o ayrı. Senin anan bacın benim küçüklüğümü bilir. Ana bacı karısı mı lan? Lan sen nasıl konuşuyorsun lan İlker abi de? Terbiyesiz herif. Hemen özür dileyeceksin derhal. Derhal bu adamın özür diler. Bobby, Bobby. Bobby kaçtı, Bobby'yi tutun. Hala asla fikrin köpekte. Üç kez el tapı seni. Hemen özür diler. Gördün mü? Ne oluyor lan? Bırak, bırak. Tamam bırak. Bu bende. Bir dakika ya. Ne adam? Bunun hesabını çok pis ödeyeceksiniz. Çok! Lan! Bobby! Kimse benim gücümü test etmeye kalkmasın. Ne yaptın oğlum sen? Küfürlü konuşuyordu. Dövdüm. Ne dedi oğlum çocuk? Abi senin anana bacına benim küçüğüm girsin dedi ya. Bir, öyle bir şey demedi. İki... Öyle küfür mü var? Ya size de yaranılıyorum akrabam ya. Kötü mü ettik demek ki kötü ettik kendimiz dayağımı. Hıyar oğlu hıyar. Efendim anneciğim. 30 saniye önce sen Taksim'in en belalı adamının oğlunu dövdün. Yani? Yani hepimize Allah rahmet eylesin. Oo, şişe Kadir'e bak ya. Harbiden şişede durduğu gibi durmuyormuş ha. Değirmen taşı gibi çalkalayıp kırıyor namussuz. Yılan gibi kıvırıyor vicdansızın evladı. Mumu. He. Kadehimi aşka ve tutkuya kaldırıyorum. Ulan zaten bu kadehin hiç ilme ve irfana kalktığını görmedik. Hep aşka ve tutkuya. Anam. Bu ne kız? Aslında yüzük koyacaktım ama tesbih çekerken beni daha sık hatırlarsın diye düşündüm. Erkeğimi şımartmasını severim Mumu. Zül! Gel gel! Dans edelim kızım! Çok pişman mısın? Çok pişmanım. Gerçekten mi? Vallahi. O zaman bu fundayla fotoğrafları sileceğim. Ya hayır ama ya tamam sil. Yapma ya. Onu da fluyum. Sil onu. Sen bunu hatırlıyor musun? Hatırlamam mı? O düdeni mi koradın? Senin adı Ketigi yerim. Bak. Bak bu... Barıştık mı? Ha? Gerizekalı. Ama kimin gerizekalısı? O mühim. Tamam barıştık. Ama Funda ararsa açmayacak. Ya nerede buluyorum böyle canım?
yere düşünüyoruz göçücük? Maldivler falan mı? Biz niye kaçıyoruz ki ya? Bunun infazını gerçekleştirelim. Kameraya da alırız. Yakup Ağa'ya göndeririz. Deriz ki biz kestik bunun cezasını deriz ya. Ne? Ha. Ya ben niye ölüyorum şimdi? Ne güzel göç ediyordunuz. Yerinizden, yurdumuzdan kovuyordunuz. Ne değişti ya? Biz niye bunu infaz ediyoruz kızım? Direkt gönderelim gitsin salak. Gönderelim. Onlar kessin cezasını. Ya bırakın o zaman ben Yozgat'a kaçayım. Bana orada hiç kimse bir şey yapamaz. Benim dayım fabrikada gece bekçisi. Olmaz o iş. Seni de artık aileden biliyorlar. Senin cezanın kesilmesi lazım. He, anlaşıldı. Lan! Lan silah diyorlar. Lan bu. Bittik biz. Vallahi şimdi bittik biz. Ya bu kaçan köpek değil mi ya? Bobby. Bir an onu gördüm sandım yakalayayım dedim. Evet. Bana bak İlker, bu salağın ne yapacağı hiç belli olmaz. İyisi mi bunu sen götür, bırakır gelirsin. Boş mu gideyim anne? Ya öyle boş gitmek falan olmaz. Okşan bir börek mörek bir şey yap bari ya. Öyle değil lan gerizekalı. Giderken benim şampanyalardan bir tane götür yeter. Ben içmeyeyim ama. Şimdi ölürüm ölürüm alkollü gitmeyeyim öbür tarafa. Korkma lan bu kadar. Belki sadece sakat bırakırlar ama. İnşallah. Tamam. Siz ne derseniz yapacağım. Ama benim de sizden bir ricam var. Siz de bana bu kızı bulacaksınız. Ah canım elleri bir şey ama onu bir. Aşkım. 5200 mü? 5200 kız birleşer mi olur? Türkçe mi bu ya? Masajdırdınız kardeş. Kardeş masajdırdık da ben Yozgat'ta internet kafede 1 liraya açıyorum bir masayı ya. Kim masajdırdın kardeş? E tamam 50 kuruş almıyorum ikinci masadan. Lan ne ayaksınız lan siz? Sabahtan beri önünüze ne konuşsa sesiniz çıkmıyor. Ya biz bunları yemedik ki ya. Bizim paramız yok kardeş. Tamam o zaman. Sizi bir süreliğine arkadaki Möntü Atölyesi'nde misafir edeceğiz. Artık içemediğiniz ne varsa yolluk yaparız. He? Allah Allah. Tamam ya. Öderiz. Sen şimdi burada kal. Bu hayvana kendini teslim et. Ben geleceğim. Tamam mı? Ben nasıl teslim edeyim bu hayı arkadaşlara? Dersin. Do you have a lighter? A lighter. No, no. I am Yozgat. No, I mean... Oh. I'm so sorry. I'm so sorry. No, no. Zarar yok bacım. Bacım vallahi I'm önemli değil. No problem. No problem. Ulan İngilizce no problem de nasıl deniyor bilmiyorum ki. Bacım this önemli is... değil. No, ne oluyor lan? Benim ürkek ceylanımın göğsünü tırmalayan o sırtlan da kim? Var mı lan benim safarimde? Ceylan abla var mı? Ya sen nasıl bir insansın ya? Ya senden sadece bu gece uslu durmanı istedim. Ne vardı bu gecenin starında sen? Olmayı verseydin ya. Ya bir kraliçeyi düşürdün şu hale bir bak be utan ya. Bir imparatorluk yıkılıyor Allah'ım. Gel burası gel gel. Bora mı? He. Taksim'in en tehlikeli adamı tinerici mi ya İlker abi? Bu nasıl? İçeri girince görürsün şimdi. Allah rahmet eylesin. Teyze de pek tatlıymış. He. Seni aşağıda bekliyoruz. Sen işini hallet çık. Teyzeciğim, öncelikle iyi akşamlar. Kusura bakmayın rahatsız ediyoruz ama eğer imkan ihtimal dahilindeyse Yakup Ağa ile görüşebilmemiz mümkün müdür acaba hanımefendiciğim? Boşuna konuşma, duymaz seni o. Karısı oradan baktın aşağı indin. Neden? Beni korkutmak için değil mi? Aç lan kapıyı gireceğim içeri ya. Konuşulanı duymaz, gördüğünü de konuşmaz. O yüzden Yakup Ağa'nın yanında o. Ha, iyi bari ya üstümüzü falan aramıyorlar işteyse. Ben zaten öyle huylanıyorum başkası bana dokununca. Yakup Ağa'nın yanına giren kimse aranmazdı zaten. Neden? Aranacak üstü olmaz. Yapma abi. Teyzeciğim. Allah belasını versin ya bu komikli donun. Görmeyen kalmadı ya. Oğlanın şimdiki halini çiziyorsun değil mi? Evet öyle yapayım. Bak. Ha, böyle kaşları ayrık Eren'imin. Gözleri kayfi rengi. Sakalı biraz seyrek sepelek. Saçları gözey. Dediğim gibi çiz ha. Tamam tamam zaten bir tane. Buyurun al. Bakayım. Hay maşallah. Vallahi aynı Eren'im olmuş ha. Yani Eren burada olaydı anca bu kadar olurdu. Sağ ol. Sağ ol kardeşim.
Gökçe, şu paraları kasaya götür. Tamam patron. Benim oğlumu sen mi dövdün senyor? Estağfurullah senyor. Dövme demeyelim de Kedi Bey'le aramızda ufak bir anlaşmazlık diyelim. Ne oldu da olaylar bu şekilde büründü? Gel bakalım senyor, bir anlat bakalım. Vallahi efendim, nereden başlasam bilemiyorum ki. Ben daha Yozgat'tan bugün geldim. Bugün geldin ve geldiğin gibi de benimle tanıştın. Hızlısın senyor. Hızlı demeyelim de cenabet diyelim. Efendim, öncelikle ben size şunu takdim edeyim. Özürlerimle birlikte, adettenmiş efendim. Tabii barışmak maksadıyla. Şampanya. Bir şampanyayla mı barışılıyormuş Yakup Bey'le? O kadar kolay mıymış? Ben dedim, ya bir börek mörek bir şey yapın bari dedim. Adam şampanyanın yanında kemirsin dedim senyor bey. Hele bir de dayak yerin hali böyleyse, kedi! Dayak atanın hali ne olacak? Anam! Vallahi Kedi Bey, ben bu kadar dövmedim. Bunu insanlıktan nasibini almamış bir hayvan dövmüş. Ben dövdüm. Ellerinize sağlık senyor. Demek ki hak etti. Yakup Ağa'nın evladına Yakup Ağa'dan başkası dokunamaz. Dokunan da yanar. Şimdi senin canını yaksam mı, alsam mı? Allah! Bak beni vurursunuz, adam sayarlar, ceza yersiniz senyor abi. Allah aşkına bana dokunmayın ya, bana değmez. Ben zaten 2-3 günde kendim ölürüm buralarda ya. O da doğru senyor. Bir delikanlının canını en çok ne yakar? Allah! Gitti! Kullanamadan gitti Keloğlan'ım. Biz daha ne masallar yaşayacaktık Keloğlan'ımla, yapmayın senyor abi. Beni öldürün, şah damarımı kesin ama Keloğlan'ıma dokunmayın ne olur. Bir delikanlının canını en çok karısı yakar. Senin karın artık benim karım. Hadi ben. Okşan. Okşan mı? Okşan mı dedi lan? Rabbim şükürler olsun Allah'ım, karım elimde kalıyorlar. Hoşuna mı gitti? Dokunamazsınız la karıma. Beni vur abi, beni kes. Beni öldür, karıma dokunma. Okşanıma dokunurtma lan burada. Bu iş keyiflenmeye başladı. O zaman şu şampanyayı açın da bir kum içeyim. Evladım arıyorum. Gören, bilen var mı? İnsanlık namına söyleyin. Biz arıyoruz. Sağ ol, Allah razı olsun. Eksik olmayın. Evladını arıyorum. Evladını arıyorum. Evladım arıyorum. Aramızda bir sorun yok değil mi senyor? Vallahi senyor, benim en büyük sorunum bağlanma sorunu. Beni neden bağladınız ya? Bırakın da gideyim artık ben. Anlat bakalım. Okşan nasıl bir kadın? Vallahi Okşan'la benim aramda aşk nefret ilişkisi vardı. Okşan bana aşıktı. Ben kendisinden nefret ediyordum. Okşan'la tanıştığımız gün bugünmüş gibi aklımda. Zaten bugün tanıştık. Okşan'ımı geç buldum. Erken kaybettim çok şükür. Yani şimdi böyle bakınca Taksim'de hayat gerçekten çok hızlıymış senyor akraba. Burası Taksim senyor. Koskoca bir orman. Aslanı var, kaplanı var, çakalı var, tilkisi var. Diğer tarafta da koyunu var, ceylanı var. Kendi halinde antilopu var. Peki, bu ormanın kralı kim sence? İsrail mi? Hayır, gerizekalı senyor. Kim lan kral? Aslan mı baba? Bak oğlum, aslanı da avlayan bir kabile var. Ormanın kralı ağaçtır, ağaç. Herkes gider, ağaç kalır. Yani Taksim'de ağaç olacaksın, kendini kestirtmeyeceksin. Ne diyor la bu mal? Hiçbir şey anlamadım. Ben Taksim'in en köklü ağacıyım. Ne koydun lan? Bu şampanyanın içine. Bana da bir şeyler oluyor herhalde. Şampanya. Şampanyada bir şey var. Abi. Hızlı içtiniz, hızlı ondandır, çarptı. Seni koydun lan bunun içine. Bu iş burada bitmez. Bu ihale de bana kilitlenir ya. Yardım! Yardım, kimse yok mu? Polis! Jandarma! CIA! FBI! NASA! Oğlum neredesin? Neredesin oğlum? Neredesin? Nerede? Güzel abim,
Ben kimliği bıraksam, sonra parayı getirince de kimliği geri alsam, öyle o şekil olmuyor mu? Lan! Karın seni buraya komple bıraktı. Kimliği ne yapacağız lan? Fotokopisini mi çekeceğiz? Sakat. Halil Bey, Esma Hanım sizi kapıda bekliyor. Hangi Esma? Karım olan? Evet. Hiç rahatsız olmayın. Abiler bir yardım edin ne olur. Yardım kampanyası açın, SMS atın, davranın telefonlara. Halilciğim bir susar mısın? Bir hallediyorum. Esma Hanım yeni proje var mıydı? Dövüş kulübünün Türk iş versiyonunu çekiyoruz. Filmin sonunda bir Halil çıkıyorum, Halil deli çıkıyor. Bu filmin hazırlıkları için mi buradaydınız? Tabii ki. Karakterlere şey yapabilmek için burada bir gece geçirdik. Tabii arkadaşlar da bize çok yardımcı oldular. Arkadaşlar siz her ihtimale karşı bizi arabamıza kadar rahatsız edeceksiniz değil mi? Edeceğiz. Haydi o zaman. Buyurun. Haydi. Size doyum olmaz. Buyurun efendim. Buyurun Esma Hanım. Sağ olun. Vallahi Allah razı olsun başkanlar ya. Az kalsa Halil'in fındığını keseceklerdi yani. O ne demek be abla? Öyle deme. Çok büyük iş başardınız. Ay hakikaten o ne demek abla? Fındığını kesmek ne demek yani? Ya şimdi bizim hanım beni fındık popolum diye sever. Ha anladım. Yani fındıktan kasıt benim diyor ki bunu lime lime döner bıçağıyla doğrayacaklardı herhalde diyor. Ya anladık diyoruz be abi. Tamam. Hayır izah ettik ya. Samet, İstiklal Caddesi'nde bir olay varmış. Hemen gidelim mi? Dağıtmış filan olmasın. Belki sarhoş görürüz. Ay inşallah yerlerde sürünmeli, ümbür ezilliği görürüz. TFF, UEFA, FIFA, Champions League. Ah lan geldik. Bayıldılar mı lan? Şampanya bozulmuş İlker abi. Allah'tan kaynanam içmedi ha. Kasayı boşaltın. Lavuklar uyanmadan topuklayalım. Barışmak bahaneydi değil mi? Truva attı gibi soktunuz beni buraya. Bari böyle bırakmayın. Çözünü ver akrabam ne olur. Gel lan gel. Sana bir söz verdik oğlum. Biz sözümüzü tutarız. Al adres burada. Peki abi. Şampanyayı benim içmeyeceğimi nereden biliyordunuz? Bilmiyorduk. He anlaşıldı. O zaman ben kaçayım artık. Hakkınızı helal edin. Helal olsun sen de helal et. Haram olsun o parada kefe paranız olsun inşallah. Lan! Kız yeter. Bu nasıl bir slogan böyle başı yok, kıçı yok. İnsan biraz kafiyeli söyler ya. Bak. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Oğlumu da gördünüz mü? Esma. Oğlumu da gördünüz mü? Esma. Anne sen ne yapıyorsun? Ben iyiyim. Sen ne yapıyorsun? İyi. Kız bu nasıl bir soru? Ben Eren'i arıyorum. Yoksa siz buldunuz mu Eren'i? Ay biz çok aradık çok ama bulamadık. Ay. Anne Eren'i bulamadık ama bir sürü ünlü gördük. Hep makyajsız halleriyle. Allah seni kahretmesin be. Allah'ım yarabbim. Ana. Ay Muhammed. Rambo. Otelde çok canım sıkıldı da. Çıkayım da şöyle bir yol oğlanı arayıverim dediydim. Ararken. Züleyha. Züleyha kim? Aha. Ha şey oğlanı aramaya çıktıydım. Tesadüfen karşılaştık. Ya neyden korkuyorsun Muammer? Ramço'dan kaçıp bana geldiğini onca yıla inat. Her şeyi bir günde yaşadığımızı niye söylemiyorsun? Ya neyi söyleyeyim öyle bir şey yok, yok. Sen ümüğünü çıkarma. Arkamda mısınız? Allah 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 Allah. Allah! Sen? Baba! Erdinç! Gel oğlum. Bana zopa çalacaklar. Yetiş ya. Baba mı gördün ben lan baba? Baba! Bayağı da kalabalıklarmış. Anne. Gel. Ne oluyor la burada? Ne olacak? Baba olacak herif. Beni şu vırrikle aldatıyor. Hangi vırrikmiş ya? Çikolatle. Aa, Züleyha abla. He? Canım benim ya. Ver elini öpeyim ya. Canım nasıl da özlemişim, nasıl da özlemişim ya. Ara ara bana resim gönderir anam ben olmalıymışım diye. Babama bak ya. Bizde bisiklet yok. Adam hem arabaya hem motora biniyor. Tamam arkadaşım. Seninle bir işimiz yok. Müsaade et. La oğlum bana artık sikemez. Biz Yozgat bebesiyiz. Adamı dövmeyiz, çırparız. Vay! Ulan nasıl sağlam çayırttırmıyor diye. Bir dur, bir dur ya. Arkadaşlar lütfen sakin olalım. Şiddete gerek yok. Meseleyi diyalog yoluyla çözebiliriz. Hepimiz insanız kardeşim. Evet arkadaşlar. Her şeyi konuşarak,
insan gibi halledebiliriz ya. Konuş oğlum, bir şeyler söyle. Bize dokunanın... Azalmaz ki bendeki özgür ruh. Önce parçalanmaz ki bendeki özgür ruh. Sevişe sevişe azalmaz ki bendeki özgür ruh. Sevişe sevişe azalmaz ki bendeki özgür ruh. Yalayarak çoğalmaz ki yendeki özgürlük. Baba, sen babamdan mı kaçıyorsun oğlum ha? Ne hallere düştük, haberin var mı senin? Bak bu kadın var ya, yol boyunca zar zar ağladı lan. Sen senin mi olacaksın? Ay, lan sen benim babacığım. Babama. Sen senin mi olacaksın? Oğlum kurban olur anasın. Sen ne vakitten beri cümbeleye vuruyorsun ha? Hiç haberimiz olmadı. Biz seni bu kadar mı boşladık Eren'im? Oğlum işte biz beleyiz yavrum. Biz seviyoruz da sevgimizi belli edemiyoruz işte. Yani sevdiğimiz için ölürük. Öncesin ölürük ama öldüğümüzü söyleyemiyoruz. Sevmediğimizden değil işte. Ay Halil'ciğim ne oldu? Ben çok fena oldum bu çocuğu görünce. Aa, abim ne yaptı bu arada? Buldu mu kızı? Ne kızı? Hangi kızı? Yok mu o sihirli annem mi ne orada oynayan kız? Onu bulmaya geldi İstanbul'a. Biz telefonda konuştuk abimle. Akşam burada buluşacaktık zaten. Bütün gün Tuğçe'yi arayacağım dedi. Ne yapıp edip bulacağım o kızı. İnsan kaç kere aşık olur ki? Aşkım için ne gerekiyorsa yapacağım dedi. Haberiniz yok muydu? Tek başına mı aradı kız? Yoktu. Ondan da haberimiz yoktu. Hayat işte. Nereden nereye? Ben de dün gece bu saatler Yozgat'taydım. Aslında dün gece anladım zaten. Kardeşimle konuşurken. Dedim ufacık çocuk aşkının peşinde neler yapıyor? Ben öylece dövünüp duruyorum. Ben dedim kimin peşinden koşarım? Bir tek sen. Siz bilmezsiniz. Biz kırsalda, televizyonda gördüklerimize çok aşık oluruz. Ben uzaktan seni çok sevdim. Ha, aşkım ne oldu? Ya o fotoğraf, o fotoğraf değil ki ya. Ben internetten indirdim o fotoğrafı. Kızı unutsun, peşini bıraksın diye. O kız başka bir kız. Konsumatrist o kız pavyonda. Gel götürem seni kız. Gel öptürem anamın elini. Belki çok şey alamam sana. Lüks içinde yaşatamam. Ama ben deli severim. Ты что, дебил, блядь? Три часа пиздишь мне здесь, нихуя не заказываешь. На столе ни хрена нет, закажи же себе что-нибудь. Или я разорву твою жопу и повешу на Красной площади. Да нахуя ты пялишься, как баран? Че, как отпиздят тебя? İşte bu resmiydi. Ya sihirli annem Tuğçe çok iyi Rusça konuşuyordu, ya da ben yanlış kızla konuşuyordum. Ama beni bilen bilir, hep akılcı yolu seçmişimdir. Bence Tuğçe ana dili gibi Rusça konuşuyordu. Yaklaşık 6 saat gariban Rus kızını sihirli annem Tuğçe olduğuna ikna etmeye çalıştıktan sonra zalim pavyoncular kibar bir dille beni ikna ettiler. Sihirli annem Tuğçe ile değil ama sihirli değnek Haydar'la tanıştım. Mal DNA lan bu. Lan oğlum sen harbiden gerizekalısın ya. Yozgat'tan kalktı ta İstanbul'a kızı bulmaya geldi. Onda da yanlış kızı buldu sana. Ya ben nereden bileyim baba ya? Yanlış resmi vermiş abdestsiz enişte. Ama Erdinç, bizim sana harika bir haberimiz var. Sonunda ehliyetimi almışım. Hayır Erdinç, biz hamileyiz.
dayı oluyorsun kız. Aman bu kadar çalışmaya bir civciv falan doğru mu diyordum ben zaten. Misafirimiz geldi. Kim lan? Habibe mi yoksa? Merhaba. Sihirli annem Tuğçe. Damla ben, memnun oldum. Anlattılar hikayenizi, geçmiş olsun. Acaba ben ayağa kalkınca bir yemeğe falan çıkabilir miyiz? Bilmem ki doktorlar ne der. Hayır der. Çünkü biz yarın zamanan Yozgat'a gideceğiz. Eğer otobüse hemen teslim edersem hakkımda soruşturma yapmayacaklarmış. Belki diyorum Damla Hanım hani seninle burada bir yemek falan ye. Tamam Damla Hanım. Teşekkür ederim. Damla, ciddi görüştüğün biri var mı? Labaliyi içtiğin biri de olabilir. İkisi de kanıma dokunur neticede. Oğlum, yavaş sür, yavaş. Ağır vasıta bu. Önemli olan bunu dikkatli kullanmak. Hızlı kullanmak marifet değil. Aha, Damla mesaj attı. Lan. Vardınız mı diyor. O da kuaföre gitmiş. Adam yaptırdı acaba anne? Ya oğlum her şeyi bana anlatma ya. İnsanın biraz mahremiyeti saygısı olur. Önüne dön. Bak önüne bak. Önüne bak. Esma, Halil nasıl oldu kızım? Ay ne bileyim bu hamilelikten herhalde canım. Halil iyi misin sen? Esma canım eşki eşki muhtelif şeyler çekiyor. Aşeriyorum galiba. Halil ya. Alo. Ne? Kim? Nasıl? Tamam tamam kapat. Babam kaybolmuş. Ne? Nerede? Berlin'de. Dedemin Berlin'de ne işi var ya? Kız hacca gidecekti ya. Bilmiyor gibi sorup durma oradan. Tamam işte onu diyorum. Berlin'de ne işi var? Hacıçın. Allah Allah. Aranızda Berlin'i daha önceden koruyan var mı? Ben de hacca gitmedim ki. Berlin'i nereden koruyayım? Baba ben ileriden bu çekiyorum. Çek oğlum çek. Aşk Berlin'de yaşanıyor güzelim güzelim. Berlin bana, ben Berlin'e özelim. Özelim. Senin ile cehenneme giderim. Giderim. Hayat das istas devam ediyor. Şeyize lazım, sahilga lazım. Aramız. Şimdi sen...